Merhaba sevgili dostum. Şu hayatta hepimiz sorunlar yaşarız. Canımızı sıkacak, hayattan belki birazcık uzaklaşmamıza neden olacak sorunlar yaşayabiliriz. Ama ne zaman bu sorunların bizim psikolojimizi bozduğunu bilmek, o problemi çözmek, o psikolojik bozukluğu ortadan kaldırmak adına çok önemli. Bu videoda sana psikolojimizin bozuk olduğunu gösteren bazı işaretlerden bahsetmek istiyorum. Hepimizin en temelde kendimizi birazcık da olsa sevmemiz, birazcık da olsa değer vermemiz gerekiyor. Eğer ki kişi kendisini sevmiyorsa, kişi kendisinden nefret ediyorsa ve bu geçici bir durum değilse yani gün içinde yaşadığın düşüşlerden bahsetmiyorum ya da bazen bir haftan modun düşük bir şekilde geçebilir ve kendinle aran çok iyi olmayabilir. Ben daha uzun süreli bir algıdan bahsediyorum. Çok uzun zamandır kendinden nefret ediyorsan, kendinden bir şekilde tiksiniyorsan hatta değersiz hissediyorsan bu senin psikolojik bir problem yaşadığının işareti olabilir. Sağlıklı bir ruh haline sahip olan insanlarda yaşadıkları problemlere karşı çözüm önerileri geliştirmelerini ya da mücadele etmelerini bekleriz. Ama bir insan psikolojik bir problem yaşıyorsa ortaya şöyle bir durum çıkar. Ortada problem vardır. Bazen bu problemin çözümü kolay olmasa rağmen bu kişiler ne yapar? Bu çözümle yüzleşmekten kaçınır ve kaçınma yöntemleri geliştirir. Bazı kaçınma yöntemleri çok masumanedir. Kişi her fırsatta uyur bir şekilde ondan kaçar. Bazı durumlardaysa kendisini kötü hissettiği zaman ya da kendisine birisi kötü davrandığı zaman onunla yüzleşmek yerine kendisini yemeye verir. Ne diyoruz buna da duygusal yeme. Böyle insanlarda obezite çok sık karşılaşılabiliyor. Bazen de daha ağır kaçınma yöntemleri vardır. Ne yapar kişi? Yaşadığı problemi yüzleşmek yerine kendisini alkole verebilir. Uyuşturucu maddeye verebilir. O maddeyi, o uyuşturucu maddeyi kullandığı müddetçe ne olacak? O problemi hatırlamayacak ve bir bakarsın ki böyle bir zaman diliminde kişi ne yapmış oldu? O alkolle kendini uyuşturmuş oldu, maddeyle uyuşturmuş oldu. O süreçte problemden kaçmış oldu. Ne olacak? Ayıldığı zaman o problem orada olduğu gibi duracak. Bu sefer daha fazla madde, daha fazla alkol kullanmaya başlayacak. Bazen de kişi kendisini alışverişle tatmin edebilir. Bazen de bir şekilde aşırı işkolik olmayla kendi problemlerinden kaçma yolunu tercih edebilir. Bunlar da işaretlerden birkaçı. Diğer insanlarla kurduğumuz ilişkiler de bizim ruh sağlığımızı anlamamız noktasında en önemli şeylerden birisi. Mesela ben bana gelen danışanlara hep sorarım. Arkadaşlarım var mı? Ailenle aran nasıl? Eğer ki sen çevrendeki bütün insanlarla problem yaşıyorsan, bir şekilde herkesle kavgalıysan, herkesle küssen ya da bu insanlarla ilişki kurmakta zorlanıyorsan, yapayalnız kalmışsan, bir kişi bile bulmakta, hatırlamakta zorlanıyorsan çevrende işte bu da senin bir problem, psikolojik bir problem yaşadığını gösterir. Olabilir. Bazen de eskiden aramız iyi olabilir insanlarla sonrasında bazı şeyler yaşarız bazı konuları kafamıza takarız bir şekilde bir takıntı geliştiririz ya da bir kaygı bozukluğu yaşıyor olabiliriz böyle durumda o yaşadığımız belirtilerle beraber etrafımızdaki insanlarla ilişkimiz bozuluyorsa okul hayatımızda iş hayatımızda başarımızda düşüşler olabiliyorsa konsantrasyon problemi yaşıyorsak ve bu bir iki günlük değil de uzun süren bir şekilde devam ediyorsa, artarak devam ediyorsa bu da bir problem yaşadığımızı gösteriyor olabilir. Sağlıklı ruh haline sahip olan insanlar hayatta istedikleri ve korkuları konusunda bir denge oluştururlar. Hepimizin hayata ilişkin korkuları vardır. Hepimizin çekingen olduğu taraflar vardır. Ama bir insanın psikolojik anlamda sıkıntıları varsa korkularının esiri olmuştur. Hayata dair bir sürü beklentisi vardır ama bir adım atmak konusunda bile ciddi sıkıntı yaşar. Bundan dolayı o korku etrafının dikenli tellerle çevirir ve kişi istediklerini hiç yapamadığı için çok mutsuz olur. Bir şekilde o korkuyu da aşamadığı için bu kısır döngü içinde kapalı kalır ve mutluluk, huzur, o iyi hisler kişiye ciddi anlamda uzak kalır. Bu durumdaysan korkularının esiri olmuşsan bu da senin psikolojik bir problem yaşadığını gösteriyor olabilir. Kişinin kendi ruh sağlığını değerlendirirken dikkat etmesi gereken en önemli şeylerden birisi de yaşadığı bağımlılıklardır. Bağımlılık dediğimiz mevzu nedir temelde? Bir şey bize zarar verdiği halde onu yanımızda hayatımızda tutma ısrarımızdır. Bu sadece uyuşturucu madde ya da alkol değildir. Bazen bize zarar veren bir iş ortamı olabilir. Bazen bize zarar veren insanlar olabilir. Bize zarar veren bir ilişkimiz bile olabilir. Bak etrafına bir sürü insan kendisine ciddi ve inanılmaz e, zarar Mesela rağmen o insanlara bağımlı olduğu için hayatında tutar. Ne oluyor böyle olunca? Bu bağımlılıktan kurtulamama hali hem psikolojisini dibe götürecektir. Daha dipte yaşamasına sebep olacaktır. Hem de eğer normal bir psikolojiye sahip olsa bile böyle sıkıntılı bir insanla birlikte olduğu için psikolojik hali, ruh hali çok daha kötüye gidecektir. Hayatta hepimizin başına iyi ya da kötü şeyler gelebilir. Kötü şeyler geldiği zaman üzülürüz, yıkılırız ve bundan dolayı bir süre boyunca bu olumsuz şeyden etkileniriz. Ama sağlıklı ruh haline sahip olan insanlar bir süre sonra adapte olma yetenekleri sayesinde o şeyleri unutmasa bile hayatına devam edebilirler. Bu bir kayıp da olabilir, bir iflas da olabilir, bir ayrılık da olabilir. Ne oluyor bundan sonra kişi? Diyor evet özlüyorum onu bir şekilde hala az da olsa acı çekmeye devam ediyorum ama hayat devam ediyor noktasına geliyor. Ama bir insan psikolojik bir problem yaşıyorsa ya da yaşadığı şeyden dolayı yaşadığı durum psikolojik probleme dönüşmüşse yıllar geçse bile adapte olma yeteneğini kullanamıyor. Bir bakıyorsun ki bir aylık ilişkiden sonra 5 yıl boyunca acı çekiyor. Ya da yaşadığı kayıptan dolayı ne yapıyor? Kendini içe kapatıyor. İflastan dolayı bir daha çalışmamayı tercih ediyor. Ne yapmış oldu? Adapte olmadı. Kendini korkularının esiri haline getirmiş oldu. Bu da bir psikolojik problem yaşadığının işareti olabilir. Hepimizin şu hayatta rutinleri vardır. İştah düzenimiz, uyku düzenimiz, etrafımızdaki insanlarla olan ilişkimiz. Bugüne kadar az çok etrafımızdaki insanlar der ki ya da kendimiz için bile diyebiliriz. Beyhan'ın şöyle bir iştahı vardır. Az yer, çok yer. Beyhan şu saatte yatar şu saatte kalkar. Beyhan'ın arkadaşları şunlardır. Şu zaman diliminde görüşür. Beyhan sosyal bir insandır. Beyhan daha fazla kendi kendine zaman geçirmeyi seven bir insandır. Yani hepimizin bilindik özellikleri rutinleri vardır. Ama bazen psikolojimiz bozulduğu zaman bu rutinler allak bullak olur. Az iştahı olan bir insan aşırı yemeye başlar. Normalde normal iştahı olan bir insan iştahı kesilir. Yakın zaman içinde çok ciddi kilo verme problemi yaşar. Uykusuz olan bir insan az uyuyan bir insan yataktan çık mak istemeyebilir. Ya da bir şekilde çok uyan bir insan yatağa girdiği zaman yatakla savaşmaktan, düşünmekten sabahlara kadar uykusuz kalabilir. Etrafımızdaki insanlarla bir ilişkimiz varken onlarla ilişkimizi keseriz ve eve kapanırız. Ya da bir şekilde hiç olmadığı halde, normalde öyle ilişkilerimiz olmadığı halde saçma sapan ilişkiler yaşamaya başlarız. Ne oluyor? Normaldeki çizgimiz kısa bir zaman içinde tam aksi yönde değişim gösteriyorsa bu da psikolojimizin bozulduğunu gösteren işaretlerden birisi olabiliyor. Psikolojik problem yaşadığını gösteren bir diğer işaret de etraftaki insanları gözlemlediğin zaman şöyle bir his geliyorsa içine. Ya bu insanlar nasıl mutlular? Mutlu olacak şeyleri nereden buluyorlar? Ben neden bu şekilde yaşıyorum? Bu hayat neden bana bu kadar zor geliyor? Eğer ki kendini böyle karanlık bir kutu içinde hissediyorsan ve diğer bütün insanlar sana nasıl bu kadar mutlu oluyormuş gibi geliyorsa işte burada da bir problem olduğunu düşün. Biliriz. bazen de diğer insanların çok da umursamadığı minicik bir şeyi çok fazla büyütüyor olabiliriz. Bu bir hastalanma korkusu olabilir, kirlenme korkusu olabilir ya da başımıza bir şeyin gelebileceğini düşünme hali olabilir. Böyle bir durumda bizi tanıyan, seven insanlar bile ya abartıyorsun Beyhan, bu kadar büyütecek bir şey yok demesine rağmen ve bunu birbirini tanımayan insanlar teyit etmesine rağmen sen ısrarla o önemsiz görünen şey konusunda ciddi anlamda kaygılanıyorsan ve bu kaygı senin hayatını etkiliyorsa, uykularını etkiliyorsa, ilişkilerini etkiliyorsa, burada da ciddi bir psikolojik problem işareti olabilir. Bizi iyi eden şeylerin başında da ilişkiler geliyor, bizi kötü hale getiren şeylerin başında da ilişkiler getiriyor. Eğer yaşadığımız ilişki zorlu bir ilişki ise, her daim tetikte olmamızı gerektiriyorsa, bir şekilde devamlı tartışma, gerginlik içindeysek kişi e, bir tarafıyla bu ilişkiye alışıyor sanki işin normali buymuş gibi geliyor. Zihinsel anlamda çok acı çekmediğini hissediyor. Ama senin zihinsel anlamda acı çekmiyormuş gibi hissetmen, zihinsel ve bedensel olarak hasar görmediğin anlamına gelmiyor. Böyle bir durumda gergin bir ilişki içindeysen ve bu gerginlik hiç bitmiyorsa her zaman sıkıntı çıkacak bir mevzu varsa bu da senin farkında olmadan psikolojini bozmuş olabilir. Böyle bir durumda da üzerinde durulması gerekiyor. Çevremizdeki insanların da bizim hakkımızdaki geri bildirimleri gerçekten değerlidir. Ama e, bu geri bildirimleri kimin verdiği de önemlidir. Eğer çok narsistik yapıda ya da bizi aşağılamaya gömmeye çalışan bir insanın verdiği geri bildirim çok ciddi almamalıyız bu insanlar. Ya senin psikolojin bozuk, senin psikoloğa gitmen gibi durumları bizim daha kötü hissetmemiz için söylüyor olabilirler. Ama daha öncesinde fikrine, sağduyusuna, iyi niyetine güvendiğimiz insanlar tarafından ya acaba sen bir yardım mı alsan? Beyhan eskisi gibi değilsin. Bazı şeyleri sanki daha büyütüyorsun. Seni mutsuz görüyorum, gergin görüyorum gibi geri bildirimler varsa kişi kendi hissetmiyor olabilir ya da normal geliyor olabilir yaşadığı şeyler. Böyle durumlarda o insanların bize verdiği geri bildirimlere dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bu saydığım şeylerin bir çoğunluğu, bir arada yaşıyorsam ve bu belirtiler gün içinde gelip giden şeylerden bahsetmiyorum sana. Uzun süreli devam ediyorsa ve geçmiyorsa ve hatta artarak devam ediyorsa bir psikolojik problem yaşıyor olabilirsin. İnsanların bir aslında psikolojik problemleri kendi çözebileceğini zannediyor ama hafif problemler belki çok hafif yaşıyorsan her yaşadığın problemi ama orta ve ağır seviyedeki problemlerde genelde yardım almadan çözüm noktasına ulaşmak pek mümkün olmuyor. Ama hala bazı insanlarda şey var psikoloğa gidersem, psikiyatriste gidersem ne olacak ki? Yani insanlar bana deli diyecekler. Nasıl bir çözüm olacak? Halbuki birçok psikolojik problem gerçekten bazı durumlarda ilaç yardımıyla, bazı durumlarda psikoterapiyle bazen ikisini kombine ederek çok güzel sonuçlar verebiliyor. Tam bu videoda ben şunu da söylemek istiyorum. İlaçlar konusunda ciddi bir ön yargı var. Evet bu ön yargı da kendi kendine oluşmadı. Daha önce belki de çok da işini ciddiye almayan, sevmeyen doktorlar tarafından her durumda selam versen antidepresan yazıldığı için böyle bir algı oluştu bugüne kadar ama şunu net olarak söylemeliyim bu algıdan dolayı bazı problemlerde gerektiği halde bile kişiler ilaç kullanmayabiliyorlar. Bazı durumlarda, bazı psikolojik problemlerde ilaçsız tedavi maalesef mümkün değil ama birçok psikolojik problemde en iyi çözüm yöntemi hem ilaç kullanmak hem de psikoterapi almaktır. Bunu asla es geçmemek lazım. Sadece ilaç ya da sadece terapi bazen etkisiz kalabiliyor. İkisini bir arada kullandığımız zaman çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Diyelim ki bu belirtileri yaşıyorsun. Ne yapacaksın? Nereden başlayacaksın? Öncesinde bir psikiyatrik muayeneye görünmeni öneririm. Böyle bir yardım almanı öneririm. Zaten bilinçli bir doktora, psikiyatriste gittiğin zaman kendisi seni terapi konusunda da yönlendirecektir, ilaç konusunda da yönlendirecektir. Bir şekilde bu yola girmen lazım. Öbür türlü insanların ömrü geçiyor, yılları geçiyor. Böyle acı içinde, karanlık içinde bunları yaşamak zorunda değilsin. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer ki bu videoyu beğendiysen beğenmeyi ve kanalıma abone değilsen abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran. Görüşmek üzere.